Uğur. Nasır. Erol ve top dışarıda. Karşılaşmayı Erdal Fırat yönetiyor. Karşıya Kaniata, Nihat. Rıza'ya yapılan hareket. Serbest atış. Ve kaleci Fatih. Emin topu ceza alanının dışına çıkardı ve karşıya kata. Uğur. Ceza alanı içerisinde gol pozisyonu. Vuruş Erol'dan. Ve hakem pozisyonu gol olarak değerlendiriyor. Dakika 31. Erol'un attığı golle Samsunspor 1 Karşıyaka 0. Karşıyakalı futbolcular pozisyonda topun kale çizgisini tamamen geçmediği konusunda itirazda bulunuyorlar. İşte pozisyonu ağır çekimde tekrar izliyoruz. Ceza alanına yapılan orta. Mete'nin kafa pası. Erol'un dönerek vuruşu. Ve Samsunspor 1 Karşıyaka 0. Serbest atış Karşıyaka'dan Yüksel. Ceza alanı içinde Nihat ve topu ağlara gönderiyor. 45. dakikada durum 1-1 oluyor. Karşıyakalı futbolcular sevinç içinde Karşıyaka'nın beraberlik golünü tekrar izliyoruz. Nihat ceza alanı içinde topu alan futbolcu. İlk yarı 1-1 sona eriyor. İkinci 45 dakika. Mustafa. Juriçeviç. Tekrar Mustafa. Samsunsporlu ileri uç adamları bu müsait pozisyondan yararlanamıyorlar. Necmettin. Sayın seyirciler, kameramızdaki anlık arıza sebebiyle penaltı düdüğünün çalındığı bu pozisyonu sizlere izlettiremiyoruz. Ve Yüksel'in attığı penaltı golüyle durum 2-1 oluyor. Samsunspor 1, Karşıyaka 2, dakika 60, gol Yüksel. Samsunspor'un beraberlik çabaları. Bu pozisyonda topu ağlara gidiyor ancak hakem Erdal Fırat pozisyonu offside olarak değerlendiriyor. Samsunspor için şanssız an. Ceza alanı içinde Cevdet. Cevdet Uğur mücadelesi ve Fatih. Ve karşılaşmanın skoru Samsunspor 1. Kritik bir an, Erol'un vuruşunda top kale çizgisini geçiyor mu, geçmiyor mu? O pozisyon arkadaşlarımız hazırladılarsa eğer şu anda görülüyor. Evet. Sayın Yasin, şimdi biz yan hakemlerimize bu kritik pozisyonlarda şu talimatı veririz. Eğer top çizgiden içeriye girmişse golü verip santraya doğru koşun. Şimdi buradaki pozisyonda topun içeriye girip girmediği net olarak belli olmuyor. Fakat şu görüntüye bakarsanız şu pozisyonda girip çıkmış olabilir. Fakat bunu buradan tespit etmek veya hakemin tespit etmesi çok güç. Ve tahmin ediyorum itirazlar yan hakemine. Yan hakemi bu pozisyonda eğer çizginin üstündeyse veya pozisyonu çok iyi görecek. Bakın çizgiye vuruyor. Fakat kalkarken yukarıya, bakın kalkarken, buyurun, şu pozisyonda artık girdiyse yan Burada. hakemi verebilir. Buna karar vermek çok güç. Fakat topun tamamının çizgiyi aşması lazım, Aşması değil mi? lazım. Evet. Şimdi Burada karşı yakalı oyuncu tamamen açık olarak kolundan topu alıyor. Topu alıyor. Fakat kol göğüs karışımı ibaresi ama elinden çektiği belli. gözüküyor önüne. Evet. Fakat şeyden bir tepki yok. Müdafaa oyuncularından elinden aldığına dair bir tepki yok. O arada bakın bir kalabalık hakemin önünde şu anda kapalı. Şimdi hakemin neden göremediğini değil de evet, biz Nihat'ın topu elinden alıp almadığını da. Evet. Şimdi şu pozisyonda görüntü bize bakın arkadan görüyoruz yalnız biz. Sol bakın, kolunun o boyutlarda açık evet, olması. Evet. Bak. Şimdi evet. Fakat hiç oyunculardan bakın hiçbir tepki yok. Müdafaa oyuncularından bir tepki yok. Siz buradan eliyle aldığını görüyorsunuz değil mi sayın? Bize görüntü böyle gözüküyor. Evet.
Elini çünkü şu halde kullanırken belki de oyun icabı da kullanmış olabilir ama bize görüntü öyle gözüküyor. Bir de karşı yakalı Cevdet'in Samsun Spor ceza alanı içerisinde rakibiyle yaptığı mücadele sonrasında. Dinliyorum sizi Sayın Oval. Bakın burada oyuncu tamamen topa müdahale etmek istiyor. İkisi de bakın sol tarafta sağ ayağıyla şimdi gösterecek. Kalkıyor. Bakın tamamen topa müdahale etmek istiyor. Topu oyuncu kurtarmış şimdi, durumda şu bakın, anda. Bakın. Topa fakat, da tahmin ediyorum topa da dokundu beyazlı oyuncu. Yalnız bu gibi olaylarda savunma oyuncusunun kesinlikle topa dokunması şartını evet, bize evet, FIFA'daki ben, evet, arkadaşlar evet, ararlar. Evet. Şimdi evet, burada topa dokunduğunu göreceğiz. Bakın Sayın Yasin. Bakın şimdi müdahale yaparken bana göre topa dokundu. Bakın. Bakın. Top orada pek çok da yavaş olmasına rağmen dokundu. Müdafaa oyuncusunun hareketine bakıyoruz. Burada normal oyunu devam ettirmesi. Peki Sayın Oğaz, size çok çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgi.